cezaevi koşullarının alıştırılması, işkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla sık sık mahpuslar tarafından açlık grevi eylemleri yapılmaktadır. Akran Demokratik Partisi Akkari Milletvekili Leyla Güven, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemiş olup tutuklu olarak halen Diyarbakır D tipi cezaevinde tutulmaktadır. Leyla Güven'in avukatları aracılığı ile kamuoyuna yaptığı açıklamada, İmralı F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan'ın uzunca bir zamandan beri ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği, bu uygulamanın tecridi aşacak biçimde mutlak izolasyon olduğu ve Abdullah Öcalan'a yasal haklarının kullandırılması ile üzerindeki bu mutlak izolasyonun kaldırılması amacıyla 8 Kasım 2018 tarihinden beri süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladığını belirtmiştir. Bugün itibariyle Leyla Güven'in açlık grevi 66. günündedir. Gelinen aşamada Leyla Güven'in sağlık durumu hayati risk yaratacak boyuta ulaşmıştır. Edinilen bilgilere göre son bir haftadır avukat görüşlerine dahi çıkamayan Leyla Güven'in nabzı 55-60 arasında, tansiyonu ise 5-7 düzeyini seyretmektedir. Açlık grevinin geldiği aşama ve yarattığı sonuçlar itibariyle yaklaşık 15 kilo kaybı olan Leyla Güven artık su dahil sıvı alamamakta, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamakta ve tek başına yürüyememektedir. Yanı sıra konuşma zorluğu, ses ve görüntüye duyarlılık, bilinç bulanıklığı gibi sorunlar da yaşamaya başlayan Leyla Güven'in bulunduğu koğuş avukat görüş yerine çok yakın olmasına rağmen avukat görüşüne dahi çıkmadığı belirtilmektedir. Öte yandan tecrit koşullarının sonlandırılması amacıyla 27 Kasım 2018 tarihinde ülke çapında cezaevlerinde başlayan açlık grevleri 47. gününe girmiştir. Bugün itibariyle çok sayıda cezaevinde en az 180 siyasi mahpus süresiz dönüşümsüz bir şekilde açlık grevi eylemini sürdürüyor ve eylem ile birlikte mahpuslara yapılan saldırılar, hücre ve disiplin cezaları ile sürgünler cezaevlerindeki durumu daha da ağırlaştırıyor. Bölgemizde ise Şakran T1, T2, T3, T4 ve Şakran Kadın Cezaevleri, Ödemiş T tipi, Kırıklar F1 ve F2, Bandırma T1 ve T2, Kepsut, Burhaniye Erkek ve Burhaniye Kadın, Manisa Aksar T tipi cezaevlerinde en erken 26 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 28 Aralık 2018 ve 5 Ocak 2019 tarihlerinde yeni katılımlar ile en az 42 siyasi mahpus süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını bilgisi edinilmiştir. Türkiye'nin infaz mevzuatında mahpusların aileleri ve avukatları ile görüştürülmesinin uzun süreli olarak yasaklanmasına dair bir hüküm yoktur. F tipi hapishanelerinde 1 ve 3 kişilik odalarda tutulan mahpusların birbirleriyle görüştürülmesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı genelge çıkarmıştır. Yapılan düzenlemeye göre bu mahpusların cezaevlerinin ortak kullanım alanlarında haftada 10 saate kadar birbirleriyle görüşebilmelerinin sağlanması gerekirken ne yazık ki uygulamada çok sayıda sorun ile karşılaşılmaktadır. Özellikle Silivri 910'lu cezaevi başta olmak üzere birçok F tipi cezaevinde keyfi olarak uygulanmamaktadır. Bu durumdaki mahpuslar yine de 15 günde bir aileleriyle ve avukatlarıyla hafta içi mesai saatlerinde görüşme hakkını belli bir noktaya kadar kullanabilmektedirler. Ne var ki bu konuda da sıkıntılar yaşandığını gözlemlemekteyiz. Ancak İmralı cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan ve beraberindeki 3 kişi hiçbir şekilde aileleri ve avukatları ile görüştürülmemektedir. Örneğin 27 Temmuz 2011 tarihinden beri müvekkilleriyle görüşemeyen Abdullah Öcalan'ın avukatlarının yaptığı görüşme talepleri, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirleri infazı hakkındaki kanun gerekçe gösterilerek 780. kez reddedilmiştir. Aslında standart bir refleks haline gelmiş olan bu durum, 5275 sayılı kanununa yanı sıra infaz tüzüğü ile yönetmeliğe açıkça aykırıdır. Adalet Bakanlığı bir an önce bu kanunsuz uygulamayı sona erdirerek İmralı cezaevindeki mahpuslara haklarını kullandırmalıdır. Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sayıları giderek artan mahpusların devam ettirdiği süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerinin izlenmesi ve herhangi bir ağır hak ihlali yaşanmaması için kurumlarımız, ilgili baroların cezaevi ve insan hakları komisyonları ve ilgili sağlık örgütleri ile ortak bir koordinasyon içerisine girmiştir. Tıpkı 2012 yılında olduğu gibi açlık grevindeki mahpusların izlenmesi, bu konuda temel tıbbi bakımlarının aksatılmaması noktasında Adalet Bakanlığı ile diyaloğa girilmesi,
hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorunlar hakkında etkili soruşturma yöntemlerine başvurulması amaçlamaktayız. Bu süreçte süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemini sürdüren mahpusların belli tıbbi bakım hakları olduğu da kesinlikle unutulmamalıdır. Açlık grevinde olanların yaşamlarının korunması için düzenli sağlık kontrollerinin yapılması son derece önemlidir. Ayrıca tıbbi olarak yapılacak olanlar şu şekilde özetlenebilir. Açlık grevi yapanların günlük olarak minimum 5 büyük su bardağı, 2 çay kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 500 mg B1 vitaminini alması sağlanmalıdır. B1 vitaminin temin edilmesi ve açlık grevi yapanlara ulaştırılması sağlanmalıdır. Açlık grevi sırasında açlık grevi yapanların başka koşullardan kaynaklı sağlık riskleri ortadan kaldırılmalıdır. Kullanılan malzemelerin temizliği ve sağlığa uygunluğu sağlanmalıdır. Bu kişilerin ılık ve nemli bir ortamda fazla fiziksel aktiviteye maruz bırakılmaksızın bulunmaları sağlanmalıdır. Açlık grevindekilerin var olan hastalıkları nedeniyle kullandıkları ilaçlara nasıl devam edecekleri konusunda bilgi verilmelidir. Açlık grevi yapanlara yardımcı olan, bakımlarını sağlayanlara gerekli bilgiler ve olanaklar sağlanmalıdır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanmış açlık grevi sırasında dikkat edilmesi gereken konular adlı bilgi notu bu kişilere ve açlık grevi yapanlara iletilmelidir. Açlık grevine başladıkları andan itibaren müdahalesini kabul ettikleri hekim gözetiminde tutulmalı ve kendi sağlık durumları hakkında her gün hekimleri tarafından bilgilendirilmelidirler. Açlık grevinin kişinin kendi iradesiyle sonlandırıldığı tedavi ve beslenmeye geçiş aşamasında Türk Tabipler Birliği'nin daha önceki açlık grevlerine katılmış olanların beslenmeye geçiş, eksikleri yerine koyma ve ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıkların tedavileri üzerine yapılmış olan araştırmalara bağlı olarak hazırladığı açlık grevi yapmış hastada tedavi bakım protokolü uygulanmalıdır. Hastaneye sevkler ve tedavi kusma ve bası yarasına yol açabileceğinden kelepçeli yapılmamalıdır. Açlık grevi bittikten sonra yerine koyma ve beslemeye geçiş aşamasında ihtiyaç duyulabilecek hekim ve sağlık çalışanı daha önceden belirlenmeli, bu kişilere tedavi ile ilgili gerekli bilgiler verilmelidir. İlgili meslek örgütleri, sağlık ve insan hakları örgütlerinin oluşturduğu bağımsız tıbbi izlem heyetlerinin cezaevi ziyaretleri ve denetimleri, tedavilerin yapılması ve komplikasyonların azaltılması açısından önemlidir. Bu heyetlerin cezaevlerine girmesi için gerekli kolaylıklar mutlaka sağlanmalıdır. Başta Leyla Güven olmak üzere süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde bulunan mahpusların sağlıklarının tehlikeye girmemesi ve yeni acıların yaşanmaması için Adalet Bakanlığı'nın bir an önce tecridin kaldırılması yönünde adım atması çağrımızı yineliyoruz. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği, Ege Tuhay.